Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bu haber ulusal medyada haber olmuş, gazetelerde haber olmuş, hükümete yakınıyla bilinen medya organlarında haber olmuş bir haberdir. Bilginiz olsun arkadaşlar bizim haberimiz değildir. Önemli bir haber. Emekli 4 değerli işçi memur 2023 Ocak maaş için hesaplar sil baştan yapıldı diyor haberde. Cumhurbaşkanı Zesti devreye girdi. Rakamlar değişti. İşçi, emekli, memur maaş zammı için hesaplar sil baştan yapıldı diyor. Nedir onlar? Bakalım arkadaşlar. TÜİK tarafından son olarak açıklanan Kasım ayı enflasyonu ile son 5 aylık enflasyon farkı zammı kesinleşmişti bildiğiniz gibi enflasyon farkı zammı olarak. Aralık ayı enflasyonunun da açıklanmasıyla beraber 6 aylık enflasyon oranı kesinleşirken bu oranın üzerinde toplu iş sözleşme zam oranı Refah Fay ve Cumhurbaşkanı Z jesti için belirlenen rakamların eklenmesi bekleniyordu. Gözler bugün gerçekleştirecek olan kabine toplantısına çevrilirken kabinenin ardından açıklama yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmiş durumda. Kabinede Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından asgari ücreti zam, EYT'de yaş sınırı, memur ve emekli maaşına zam konusunda özel bir sunum yapması beklenirken nihai kararı Başkan Erdoğan açıklayacak arkadaşlar. Ama bugün açıklamayı bilmiyoruz. Eğer açıklama yaparsa biz de size hemen zaten videolaştırıyoruz arkadaşlar. 1-2 dakika gecikme de olsa anı ana videolaştırıyoruz. Son 5 aylık enflasyon farkı olan ne kadar? Yüzde kaç oldu? TÜİK tarafından açıklanan son veriyle beraber 5 aylık enflasyon farkı da kesinleşmiş oldu. TÜİK tarafından yayınlanan raporlar kapsamında TÜİK Temmuz ayı enflasyonu TÜİK'e göre TÜFE %2.37, Ağustos ayında TÜFE 1.46, Eylül ayında TÜFE 3.08, Ekim ayında TÜFE 3.54 ve Kasım ayında enflasyon %2.88 olarak enflasyon olduğunu ilan etti. Türkiye İstatistik Kurumu arkadaşlar. Açıklanan resmi rakamlar üzerinde yapılan hesaplamalarda 5 aylık SSK Bağkur emekli zammı %14.4. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise %15.4 olarak kesinleşmiş oldu. Memur maaşı için bu rakama ek olarak %8 toplu sözleşme zammı da ilave edilecek. Aynı şekilde işçilere de aynı şekilde arkadaşlar. Yine Cumhurbaşkanı jesti ve refah payı rakamlarına bu orana eklenmesi bekleniyordu. 2023 işçi memur emekli maaş zammı %30 dolaylarında olacak diyor. Ulusal medyada yer alan haberde arkadaşlar. Bize göre bu oran yetmez. Biz her videoda bas bas bağırıyorduk en az %50 olmalı diye arkadaşlar. Son veriler ışığında emeklilere maaş zammı %25.91 seviyesine yükselirken memur ve emeklilere ve işçilere %27.83 olarak hesaplandı. Merkez Bankası beklenti anketiyle yıl sonu enflasyon tahmini rakamının üzerine 10 puanlık refah payı Cumhurbaşkanı jesti olarak eklenirse SSK Bağkur emeklerine zam olarak da %26.5 olarak memur ve işçi maaş zamı ve memur emeklisi zam oranı ise %27.98 yani %28 olarak gerçekleşecek. Haberi size açayım arkadaşlar. Son 6 aylık enflasyon %18 ya da bilemedik %19 civarı bir şey çıkacak Aralık ayı açıklandığı zaman. Yani haberde diyor ki Cumhurbaşkanı da son 6 aylık enflasyon üzerine %10 civarında refah payı ya da jest olarak ekleyecek. İşçiye, memuru, emekliye %30 civarı maaş zam yapılacak diyor. Ulusal medyada yer alan haber bu şekilde arkadaşlar. Ama bana göre ve bize göre bu zam yetmez. İşçiye, memura, emekliye, öğretmene herkese en az %50 zam yapılmalıdır. Hatta bana göre %50 de yetmez arkadaşlar. Hani duruş durum yani AK Parti'nin öyle %70, %80 maaş zam verecek gibi gözükmüyor ortalık, ortam. Hani maksimum bakın haberde bile AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen medya organlarında bile %28'i çok büyük bir olaymış gibi açıklıyorlar. Hani %28 bana göre çok büyük bir maaş değil. Zaten bunun TÜİK tarafından açıklanan veriler piyasaya göre düşük kalıyor bildiğiniz gibi. Hani her şey 3-4 kat bazıları 5 kat artmışken Maaşlar son bir yılda sadece %80 civarı arttı. Ama her şey 3-4 kat arttı. O yüzden emekliye, memura, asgari ücretliye, işçiye, öğretmene bana göre ve bize göre en az %50 hatta %100 maaş zammı yapılmalıdır Ocak ayında ve seçime öyle gidilmelidir. AK Parti'ye duyurulur. Videoyu bitirmeden önce arkadaşlar İşinize yarayacak bir iki kamış ilanı da göstermek isteriz. Web sitemiz memurlarahaber.com web sitesinde. Belediyeleri arkadaşlar personel alımları var. Lise ve ön lisans düzeyinde. Videonun altında bunların hepsinin linklerini ekledik bu arada. Bilginiz olsun. Kızılay'a personel alımları var. Türkiye İstatistik Kurumu'na çok sayıda uzman memur alımı var. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na güncel hem işçi hem personel alımları var. Milli Savunma Bakanlığı'na KPSS puan üstünlüğüne göre herhangi bir mülakat olmaksızın 555 içerisinde farklı farklı kadrolarda memur alımı var. Kaçırmayın eğer KPSS'e girmişseniz bu ilanı kesinlikle incelemenizi öneririm. Çok sayıda alım var. Yine Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne 8790 TL maaşla 59 personel alımı var arkadaşlar. Saski belediye kurumuna 40 işçi alımı var. Yine büyük bir alım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından KPSS e tercih kılavuzu ile beraber arkadaşlar 1507 kişilik farklı farklı alanlarda personel alımı var. KPSS puan üstünlüğüne göredir. Herhangi bir mülakat, sözlü, torpil falan filan yok arkadaşlar. Kaçırmayın. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şu an alımlar başladı. ÖSYM aday işlemleri kısmından bu ilana başvuru yapabilirsiniz. ÖSYM web sitesinde kılavuz şu an yayında ana sayfada duruyor. Tabii ki web sitemiz memurlarahaber.com web sitesinde de bu ilan duruyor arkadaşlar. Ana sayfada videonun altına hepsinin linklerini ekledik. Tıklayıp bu iş ilanlarına ulaşabilirsiniz. Ya da tarayıcınıza memurlarahaber.com ekranda gördüğünüz memurlarahaber.com web sitesi yazarsanız Google'a ya da tarayıcınıza direkt web sitemizin ana sayfasında benim okuduğum gibi bu kamu iş ilanlarını okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şehir hastanelerinin 11 farklı şehir hastanesinde 425 personel alınıyor. Farklı farklı branşlar işçi de var alımlarında. Aralarında bilginiz olsun. Kaçınmayın. Çok fazla iş ilanı var. Vedat Bilgin'den kadro EYT 12 ay maaş açıklamasını videosu kanalda vardır. Zaten haber orta web sitemizin üzerinde duruyor arkadaşlar. Öğretmen evlerinde mülakasız iş kur üzerinden personel alımları devam ediyor. İlan aktif güncel. Başvuru yapabilirsiniz. Adalet Bakanlığı 4 A kadrolu tersi alımları var arkadaşlar. Kaçırmayın. İşkur'dan iş ilanları var. Milli Eğitim Bakanlığı'nda kamu işçisi alımları var. Arkadaşlar çok fazla iş ilanı var gördüğünüz gibi. Farklı bir şehir hastanesine daha en az lise mezunu iş başvurusu var. Bu iş ilanlarına arkadaşlar TYP İşkur iş ilanları, yurt dışı iş ilanları YouTube kanalından abone olup Abone olursanız hepsinin videosu kanalda detaylı bir şekilde yapıyoruz. Diğer kanalımızda iş ilanları kanalında. Onun da linki videonun altında var. O kanala abone olursanız burada gördüğünüz bütün iş ilanlarını orada her gün 4-5 kamu iş ilanını sizlere videolaştırıyoruz. Kaçırmazsınız. Aile Bakanlığı'na 1041 memur ve kamu personel alımı yapılacağı açıklandı. İlan aktif güncel arkadaşlar. Videonun altındaki linklerden bu ilanların hepsine ulaşabilirsiniz. SED ve personel alımları da bir yandan devam ediyor Aile Bakanlığı'nda ekstra bir alımda. Bu 16 şehirde bilginiz olsun. Şimdi hepinizi videonun altında bulunan THP İşgüro Şilanları, Yurtdışı ilanları YouTube kanalına abone olmaya davet ediyorum. Bütün kamu ilanları orada detaylı bir şekilde var arkadaşlar.